Diyelim yeni bir anakart aldınız, montajını yaptınız, taktınız ancak çalışmadı. Sebebi BIOS güncellemesi yapmadınız. Peki nasıl yapılır? Anakartımızın güncel BIOS sürümünü almak için Asus'un resmi web sitesine girmemiz gerekiyor. Google'a girelim, ürünümüzü yazalım. Asus ROG Strix B550 Gamic Wi-Fi. Evet, alttaki seçeneklerden hemen tıklayalım ve buradan siteye ulaşıyoruz. Asus'un resmi web sitesindeyiz. Buradan destek bölümüne tıklayalım. Açılan sayfada sürücü ve araçlar, burada BIOS sürümünün olduğu alana gidelim. Üste gördüğünüz gibi güncel BIOS sürümü var. Ancak beta sürümü yayınlanmış. Biz bir alt versiyonu alalım burada. Daha stabil çalışır. En azından sorun yaşatmaz bize. Sağ taraftan indiriyoruz. Yaklaşık 20 MB'lık bir dosya. Evet, indirme işlemimiz tamamlandı. Buradan klasörde göster seçeneğine tıklayıp zipli indirmiş olduğumuz dosyaya ters tıklıyoruz. Buradan dosyaları ayıkla seçeneği, masaüstünü seçiyoruz. Tamam, tamam ve dosyalarımız artık masaüstüne çıkarılmış durumda. Sayfalarımızı da kapatalım. Bu aşamada flash belleğimizi bilgisayara takıyoruz. Belleğimiz hazır. Şu an belleğin içi boş ama yine de belleğimizi biçimlendirmemiz lazım. Çünkü burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta FAT32 seçeneğini seçmek. Seçtik. Başlat. Tamam dedik. Ve flash belleğimiz artık biçimlendirilmiş durumda. Kapatıyoruz. Masaüstüne indirdiğimiz klasörü açalım. Karşımıza iki tane dosya çıkıyor. Anakartın adı yazılı olan BIOS ürünümüz, diğeri de BIOS aktif hale getirmemiz gereken program. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken altı yazılı ibare ile biraz önceki anakart yazılı olan simgenin, yani BIOS'un aynı isme sahip olması. Burada Enter deyip onaylıyoruz. İşlemimiz tamam. Artık BIOS'umuz hazır. Hemen buna ters tıklıyoruz. Gönder, biçimlendirdiğimiz flash'ın içerisini seçerek gönderiyoruz. Kopyalama işlemi tamamlandı. Kontrol edelim. Ve flash belleğimizin içerisinde güncel BIOS'umuz artık aktif halde. Kapatalım ve flash'ımızı da güvenli bir şekilde çıkaralım. Sıra geldi anakartımıza. Kartımıza sadece power kablosuyla güç vereceğiz. İlk olarak 24.000'lik güç girişine kablomuzu yerleştirelim. Ve üst kısımda bulunan güç beslemesini de takalım. Evet, işlem tamam. Kartımızı yavaşça, nazik bir şekilde yeni olduğu için yumuşak dokunuşlarla yerine bırakalım. Evet, artık hazırız. Kartımıza şimdi güç vereceğiz. Power tuşunu açalım. Gördüğünüz gibi anakartın RGB ışıklandırması yandı. Şimdi daha önce bilgisayarda hazırlamış olduğumuz flash belleği, anakartın USB BIOS flashback özelliği olan USB girişine takmamız gerekiyor. Biraz daha yakından görebilmeniz için görüntüyü yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi tam bu noktaya flash belleğimizi yerleştiriyoruz. Flash belleğimizi yerleştirdikten sonra altta bulunan USB BIOS flashback tuşuna 2-3 saniye boyunca sürekli basılı tutuyoruz. LED ışıkların yanmasını bekleyeceğiz. Eğer ışıklar yandığını gördükten sonra parmağımızı çekebiliriz. Yükleme işlemi başladı. Bu noktadan sonra yapmamız gereken LED ışıklar tamamen sönene kadar sabırla beklemek. Anakartınız açılmıyorsa veya güç ışığı açık olmasına rağmen görüntü yoksa
USB BIOS flashback işlemini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için 1 GB ya da daha fazla kapasiteye sahip bir USB bellek kullanmanız gerekiyor. Bu işlemi yaparken ben size kaliteli bir flash bellek kullanmanızı tavsiye ederim. Elimdeki birkaç çeşit flash belleği denedim, bunları kart algılamadı. Şu anda yapmış olduğumuz işlem Asus'un bütün USB BIOS flashback özelliği kullanan anakartlarının hepsinde geçerli. Tıpkı burada yapmış olduğumuz yöntem gibi aynı şekilde o anakartlara da gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Yaklaşık 4 dakika süren BIOS yükleme işlemimiz sona erdi. Anakartımızın üzerindeki LED ışık tamamen söndükten sonra flash belleğimizi anakartımızdan çıkarıyoruz. Power'dan anakartımıza gelen gücü kesiyoruz. Kablolarımızı sökerek işlemimizi sonlandırıyoruz. Sağlıklı bir şekilde BIOS yükleme işlemini tamamlamış olduk. Eğer siz de buradaki gibi yaptıysanız kartınızı iyi günlerde kullanmanızı diliyorum. Hoşça kalın.